Yemek yediniz mi? Yemek yediğinizde tatlı yedin kanki. Tam orada. And now one portion for both of you. Now one portion. Yeah, yeah, one portion. Biraz var. Nereden geldi? Kalmadı Allah. Benim. İtalyanlar yaptı çok güzel. Ha, İtalyanlar yapmış. İtalyan makarnası mı? Ekmek. Ne zaman güzel değil mi? Really, really good. Beautiful. Guys. Yes, this is different. Yeah, but this is better. Hello. Thank you. Ciao. Goodbye. Gel. Çok sana ya. Yes, 5 Turkish lira. Give me some lemonade. 5, this is 3, like we can say. Bir masaj, bir masaj. Hadi buraya bak, buraya. Look me. Sen. Pasta da nasıl buydu? Sosyal girişimcilikle ilgili 10 günlük bir aktivite gerçekleştiriyoruz Fethiye'de. 6 ülkeden 36 katılımcı geldi. Türkiye, Macaristan, Makedonya, Almanya, İtalya, Romanya. Her ülkeden 6'şer genci 10 günlüğüne Fethiye'de ağırlıyoruz, konaklatıyoruz. Proje kapsamında sosyal girişimcilik yeteneklerini geliştirmeleri için böyle bir aktivite gerçekleştirmeye karar verdik. Belediyeden aldığımız izinle burada satış gerçekleştiriyoruz. Buradan elde edilen gelir de Fethiye Engellileri Dayanışma Derneği'ne bağışlanacak. Var mı böyle proje? Geleceğin Sosyal Girişimcileri projenin adı. Erasmus Plus programı tarafından destekleniyor. Gelen arkadaşlar hepsi memnun. Çünkü açıkçası şöyle, yurt dışında, basında Türkiye hakkında çok olumlu bir hava estirilmiyor. İnsanlar gelirken çekiniyorlar veya kendileri çekinmese bile çevrelerinden baskı görüyorlar. Türkiye güvenli değil, gitmeyin diye. Ama geldiler. Hepsi çok memnun. Türk insanını çok sevdiler, Türkiye'yi çok sevdiler, şehri çok sevdiler. Şu ana kadar en ufak bir sıkıntı yaşamadık. I think it is really important because we are joining together, we are doing the same thing, we are trying to sell different products, but we are not into a competition because we are all young or students. We are just trying to help people, disabled people, so we give all the money to charity. And it is a really important experience because most of us, we want to run our own business, so it is really an important experience to do. Okay, I really love Turkey. I've been here in January already for another project like this. And translate. Okay, actually it's my first time here in Turkey and I find Fethiye very beautiful, it has nice places to see. We wanted to go to see other places like Butterfly Valley and things like that because we heard they are very nice in all of the needs. And the project is an opportunity for us to develop new skills and meet people from around the world and exchange information and it's really great. Okay, this is my second time in Turkey doing a project. Last time we were in Adana and this is my second time. That's why I came first for the group and the second one to learn something new because it was really interesting project working with the immigrants and doing something useful for them.